Ve seçimlere 4 gün kalı artı bir araştırmada yeniden son anketini yayımladı. Son derece güven verdiğim araştırma şirketlerinden bir tanesi Hüseyin Çalışkener az önce saniyeler önce Twitter hesabından paylaştı. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşağıdaki adaylardan hangisini oy verirsiniz? Anketi de tarafsız haber Barış Biner ekranlarında yorumluyorum değerli izleyiciler. Artı bir araştırmaya göre 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki seçmenlerin oy tercihleri Kemal Kılıçdaroğlu %150.1 oy alıyor. Recep Tayyip Erdoğan %44.6 oy alıyor ve 50.1 ile Kılıçdaroğlu seçimi ilk turda kazanıyor. Artı bir araştırmanın az önce saniyeler önce açıklanan araştırma sonucuna göre Erdoğan 46, Kılıçdaroğlu 50 ve burada da altılık makası görüyoruz. Ne görmüştük? Önceki gün yayımlanan araştırma anketlerinde 50.9'u görmüştük. Mak ankette ve Arvasya ankette ve e, iktidarı yakın Saros araştırmada da 49.6'yı görmüştük ve bir başka ankette de şu an ismini hatırlayamayacağım ama 49.4'ü görmüştük. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy bandı 49.5 ile 51 aralığında bu da seçimin ilk turda bitmeye çok ama çok yakın olduğunu gösteriyor. Çünkü sandık başında yine yüksek olan, büyük olan adaydan yana tercih oluyor. Bizim seçmenlerimizde Kemal Kılıçdaroğlu 50.1 iken Muharrem İnce 3 ve Sinan Oğan 2.3 oy alıyor. Muharrem İnce Sinan Oğan'ın bir puan üzerinde ama sandıkta ne olur açıkçası ben 50.1'in ile tamamlayacağını düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayati bir seçim. Demokrasi mi otoriter yönetimi buna karar vereceğiz ve burada e, Muharrem İnce ya da Sinan Oğan'a girecek bir oy seçimi ikinci tura bırakabilir ve bu anlamda Türkiye çok zor bir döneme girebilir. Zor bir 15 güne girebilir. Oysa otorite ve demokrasi arasında muhaliflerin böyle bir e, şikayeti varsa ki benim de şahsen var ben demokrasiden yana tercihimi ortaya koyacağım. Bu anlamda 50.1'i Kılıçdaroğlu için anlamlı buluyorum ve ben bunun sandıkta 51 ile noktalanacağını düşünüyorum. Hüseyin Çalışkenler'in artı bir araştırmasını sizler için yorumladım.